Evet, iyi akşamlar diyerek başlayayım. Şimdi bir önceki videoda günaydın diye başladım. Çünkü videoyu YouTube'a yüklemesi ve size ulaştırması akşamı buldu. Şimdi akşam diyeceğim, muhtemelen yarın sabah alacaksınız. Neyse, iyi hafta sonları dileyim. Bu üçüncü program. Üçüncü programda vaka kaydından, vaka nedirden bahsedeceğiz. Şimdi burayı biraz genişletmek istiyorum çünkü sebebi şu. Bizde inşallah sesim iyi geliyordur. Hani sesi ben yükseltmek için AirPods'lara geçtim ama bizim fakültede bir mikrofonumuz var, olmazsa onu kullanacağım. Eğer eksiklik varsa lütfen bana söyleyin. Şimdi bizde şöyle bir sıkıntı vardır. Bizim milletçe problemimizdir. Yaptığımız şeyleri kaydetmemek. Hatta bugün oğlumu bir sınava götürmüştüm. Sınav yerinde Dilek Günay Can Polat Hoca ile karşılaştım. Bizim anestezi uzmanımız. Dedi ki yani bir genel anestezi ve sedasyonla ilgili bir sempozyum düzenlesek. Dedim ki hocam elimizde bir çok ciddi bir kaynak yok. Yani bunları nerede kullanacağız? Aslında yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz o kadar çok şey var ki. Fakat bunları yani bir araya getirmek, toplamak ve orada sunacağınız bir background. Bu her zaman bir problemdir. Hepimiz için. Yani yaptığımız işi adam gibi kayıt altına almamak. Almamanın neticesi sadece sizin gördüğünüz, sizin tecrübeniz olur. Başka hiç kimseye de bir faydası olmaz. Belki hastaya faydanız olur. Şimdi ben burada vakadan bahsetmek istiyorum. Bizim klinikte vaka nedir? Vakanın yakalanacağı ilk yer muayene birimi. Ya da işlemler sırasında ortaya çıkabilen bir komplikasyon olur veya ne bileyim farklı bir kaynaktan, farklı bir bölümden konsültasyona gelen bir hastadır. Bunların hepsi vaka grubu içerisinde yer alır. Aslında vakayı şöyle tanımlamak daha doğru. Vaka normal dışı olan her durumdur. Yani yanak mukozası için örnek gösteriyorum, örnek vermek istiyorum. Yanak mukozasının nasıl görüldüğünü, nasıl olduğunu, nasıl gözükmesi gerektiğini, anatomik yapısını, bunları biliyorsunuz. Şimdi bunun dışındaki her ama her şey, yani bir şeyin sık gözükmesi onu vakalıktan çıkarmıyor. Fakat bunu gördüğünüz zaman, bu normal dışı olan her durumu bir vaka olarak sınıflandırmak gerekiyor. Hani şu birazcık zorlama olur. İşte diş çapraşıklığı bir vaka mıdır? Evet, o normal dışı bir durumdur. Ama bunu bir vaka olarak görmemek lazım. Çünkü neden? Hani tedavisiyle, yapılacaklarıyla, kayıt altına alınma noktasında bizimle çok ilgili olan, direkt ilgili olmayan bir durumdur. Ama her diş çapraşıklığı mı? Hayır. Yani bunun da belli sınırları var. Bunu sorun. Yani hangisi vaka olacaktır diye. Fakat işte belirgin bir singulum hipertrofisi, bir keser dişi, paredrin belki. Ondan sonra ne bileyim bir pigmentasyon. Onun haricinde işte bir şeyin çok büyük, küçük olması, bir organın, dilin büyüklüğü veya işte çok fistürel bir yapıya sahip olması, ne bileyim damak kubbesinin çok derin olması. Yani bunların hepsini bir vaka olarak sınıflandırıyor. Tabii şeyleri ben söylemiyorum. Hani hipoplezilerdir vesairelerdir, bunlar Turner'dır. Hani mikrodontidir, sendromlardır. Hani oralara geçmiyorum. Ama bunun nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu ne olarak kaydedeceksiniz? Hani her gördüğünüz şeyi, her şeyi kayıt altına mı almanız gerekiyor? İşte bunun sınırı, dediğim gibi, normal oluşumun dışındaki her şey. Şimdi diyeceksiniz ki ben damak yanak bölgesinde bir pigmentasyon gördüm. Ben bunu kayıt altına niye alıyorum? Şimdi bakın. Bizim fakültemiz, adı üzerinde fakülte olması sebebiyle, bilim üreten bir yer. Neticede bizim kliniğe gelmiş olan hastalarda gördüğümüz olan her ama her şeyi kayıt altına almamız lazım ki bunları yarın herhangi bir çalışma için taradığımız zaman bir araya getirebiliriz. Ha, bu sizin işinize yarayabilir, yaramayabilir. Ama gördüğünüz her türlü anomaliye, yani patolojik olmasına gerek yok. Bakın, onu tekrar altını çizerek söylüyorum. Fizyolojik de olabilir. Her türlü farklılığı kayıt altına almanız gerekiyor. Yarın sizin de
gittiğiniz yerde veya belki eğitiminiz içerisinde böyle bir test konusu olacak. Yani biraz komik olacak ama hani herkes kendime çalışayım modunda olduğu için hayır değil. Yani bu bir görev. Hani size verilmiş olan bir görev. Bunu yerine getirmeniz gerekiyor. Ha, bu bilgi birikimini hani bizim ihtiyacımız var, yani sizin ihtiyacınız olmayabilir ama bizim ihtiyacımız var, fakültenin ihtiyacı var, pedagoji camiasının ihtiyacı var, bütün dünyanın ihtiyacı var. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir konuda tecrübe edinmek, bilgi birikimi oluşturmak kolay bir şey değil. Ve bunları oluşturduğunuz böyle sağlam bir background'unuz, sağlam bir kültürünüz olursa bunları da yarın çok farklı şekillerde kullanma imkanınız var. O yüzden sizden rica, özellikle muayenenizde olanlar için soruyorum. Bu tür gördüğünüz, normal dışı olan her durumu lütfen kayıt altına alın. Almayacak olursanız ve bu daha sonra ortaya çıkacak olursa bu sizin hatanız olarak görülür. Bunu da bilin. Çünkü gerçekten hatanızdır. Çünkü onu fark etmemişsinizdir. Peki fark ettiyseniz yapmadıysanız da görevinizi yerine getirmemişsinizdir. O yüzden bu yanlışa düşmemek için sizden ricam, evet yoğun, çok hasta var vesaire ama gözünüz artık baktığınız anda hastaya normal olmayan durumu anında ayırt edebilir olmalı. Bunun noktasına ulaşmanız için de kafanızdaki o hani yaptığınız işe konsantrasyonunuzun tam olması gerekiyor. Sizden ricam da lütfen bu konuda duyarlı olun, dikkatli olun. Şimdi bir şey geldi elinize, vaka geldi. Bunu nasıl kayıt altına alacağız? Şimdi bunun form kaydına geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bazen vakalar, ne bileyim hani böyle tek bir yanakta pigmentasyon örneğini verdik. Hani böyle basit bir şey olmayabilir. Daha komplike ve tedavi edilip sonuçların da paylaşılabileceği bir durum olabilir. Hani bu nasıl bir şey mesela, hani onu da single'umdan örnek veriyorum. İşte bir single perplex var ya da işte büyük bir single'um görüntüsü var. Onu aşama aşama möllediniz ve bitirdiniz. Ondan sonra da bunu bir vaka olarak sunacaksınız. Şimdi burada asıl önemli şey şu. Vakanızın ilk halini, röntgeni, radyografi şeyi, fotoğrafı, güzel bir fotoğrafı ve diğer ne gerekiyorsa artık. Bazı vakada işte tomografi gerekiyor. Bazen daha detaylı, farklı açılardan fotoğrafı vesaire. Bunu yapmadıysanız o vaka çöktür. Hiçbir şekilde bir işinize yaramaz. Hiçbir yerde de kullanamazsınız. Şimdi yakın zamanda belki bu videoyu yayınladıktan kısa bir süre sonra öğretim üyesi onayı başlayacak. Öğretim üyesi onayının nasıl kullanılacağını şimdi bilgisayarda göstereyim. Arkadaşlar merhaba. Bu bizim ünlü kuzu programımız. Kuzu programında vaka kayıt ve vakalarımızın gözlemlediğimiz kısım. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Burada bir vaka listeniz olacak. Bu size özel olacak. Bütün vaka listesi burada çıkıyor bende. Ama sizde öyle olmayacak. Sadece kendi vakalarınızı göreceksiniz. Ve bir de yeni kayıt yapacağınız kısım. Şimdi bu yeni kayıt yapacağınız kısımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Burada en önemli şey şu. Yani kart oku diyerek direkt hasta bilgilerini buraya getirebilirsiniz. Ve yeni kayıt oluştur dediğinizde size yeni bir kayıt oluşturuyor. Tabii ki bir hastada birden fazla kayıt oluşturulabilir. Ama daha önceden bir hastanın kaydı var ise ve aynı vaka için size gelmişse onun devam ettirilmesi gerekir. Eğer buradaki şu anda hali hazırda bulunan bir klinik hekimimiz ise buna teslim edilir, tekrar kendisine verilir. Ama değilse yeni kayıt olarak burada açarsınız. Burada bir uyarı göreceksiniz. Hastanın iletişim bilgilerinin doğruluğunu kontrol edin. Hasta verisinin iletişim bilgilerindeki değişikliğin bildirmesi önemi hakkında bilgi verin. Yani bu şu demek, çünkü siz sonuçta aldığınız vakaları uzun vadede takip edeceğinizi düşünecek olursak hastaya yeniden ulaşmak için buradaki iletişim bilgisini kullanacaksınız. Eğer bunda değişiklik oluyorsa hasta mutlaka sistemdeki iletişim bilgisinin değişikliğini talep etsin. Aksi takdirde sizin ona ulaşamayacağınızı bilsin. Şimdi bu şekilde yeni kayıt oluşturduğunuz zaman ekrana
Şöyle bir şey geçecek. Burada ben daha önceki kendi kaydımı açayım size. Evet, bazı ufak tefek hatalar var. Bunları düzelteceğiz. İlk başta tabii vakanın kayıt tarihi. Çok affedersiniz. Vakanın bir ismi olması gerekiyor. Bu isim bizim için önemli olan şey şu. Mümkün olduğunca aynı isimleri seçmeye çalışalım benzer vakalarda. Yani konjenital diş eksikliği mesela bir kişi diş eksikliği yazmasın ya da bir diğeri işte başka bir isim vermemeye çalışsın. Vaka listesinden mümkün olduğunca hani bu konuda tek bir isim oluşturmaya çalışalım. Burada bazı sıkıntılar çıkabilir. Ben onları birleştiririm bir şekilde veya daha sonrasında. Ondan sonra vaka açıklaması. Buradaki üç tane sekme bizim için çok önemli. Çünkü vaka açıklamasında vakanın detaylı açıklamasını yapmanız gerekiyor. Burada mesela diyelim ki işte yanakta bir pigmentasyon, işte travma sonucu oluşmamıştır veya işte dilde bir fistüral bir yapı vardır. İşte bu gelişimseldir. Ondan sonra yani detayla vakayı buraya yazıyorsunuz açıkçası. İkinci kısım konsültan doktor ve bölümleri. Burada işte doçent doktor Salih Doğan nedir? Pedodonti. Ondan sonra Duygu Kılıç işte ya doktor öğretim üyesi. İşte o da periodontoloji. İşte varsa oral diagnoz. Yani burada zaten perio, oral diagnoz, varsa protez, ondan sonra cerrahi. Yani orada kimlerle beraber bu vakayı yürüteceksiniz, onların isimlerinin olması gerekiyor. Onun dışında bir de tedavi aşamaları. Burası çok önemli çünkü her vakada mutlaka bir tabii yani patolojik olmayan durumlar, sadece kayıt altına alınacak durumlar, bunları geçiyorum ama bir tedavi yapılacaksa bu tedavinin basamak basamak sonuna kadar hangi aşamaların yapılmasının planlandığını buraya yazmanız lazım. Çünkü neden? Şimdi burada biliyorsunuz bir öğretim üyesiyle çalışacaksınız her vakada. Onu seçeceksiniz. Seçtikten sonra bir başka öğretim üyesi ne bir kontrol randevusunu gösterdiğinizde, bir ara seansı gösterdiğinizde, çünkü birbirimizin yerine bazen bakmak durumunda kalıyoruz. O zaman ne yapacak? Oradaki öğretim üyesi, çünkü herkesin tedavi yaklaşımı farklıdır, vakaya bakış açısı farklıdır. Orada sizin sorumlu olduğunuz, birlikte çalıştığınız öğretim üyesinin kararı ya da tedavi onayına göre hareket edecek. O aşamanın ona uygun yerine getirilip getirilmediğini değerlendirecek. Yeni bir tedavi yöntemi size önermeyecek. Ya da işte sorumlu öğretim üyesine danış, bu aşamayı şu şekilde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum gibi bir yönlendirme yapacak. Şimdi buradaki seçeceğiniz öğretim üyesi, şimdi burada şu anda programda yok ama gelecek, çok kısa bir zamanda gelecek. Artık seçip onayladığınız zaman bu direktmen bizim hesabımıza düşecek. Biz buradan vakaya bakacağız. Her şeyi düzgün doldurmuş musunuz? Tedavi aşamaları doğru mu? Planlama doğru mu? Ondan sonra buna uygun onay vereceğiz ve gerisin geri size bu onaylı bir şekilde bu vaka geri dönecek. Şimdi burada tabii ki bir fotoğraf ve radyografi kayıt yeri var. Buraya gereken bilgileri yerleştirin. Ancak lütfen sizden ricam, hani burada bazı mesela buradaki fotoğraflardan bir tanesi ters konmuş mesela, bunun olmaması gerekiyor. Gereksiz fotoğraf yerleştirmeyin çünkü bunları biliyorsunuz serverlarda saklanıyor ve çok fazla veri bizim için oranın şişmesi anlamına geliyor ki gereksiz olacaktır. Onun için gereken fotoğrafları yerleştirmeniz, gereken radyografileri koymanız en doğrusu. Ve bir de vakalarda biliyorsunuz ilk kayıt çok önemlidir. Çünkü ilk kaydı düzgün aldığınız zaman daha önceki videoda söyledik. Ondan sonrasında kontrol kayıtlarının ve vakanın bir önemi vardır. Aksi takdirde yani bunu düzgün yapmadığınız takdirde gerisi çöp olmuş olur. Bazı vakalar vardır ki affedersiniz. Bazı vakalar vardır ki herhangi bir yani bunlar genellikle işte anatomik farklılıklardır. Herhangi bir tedavi, bir ön tedavi, kontrol, hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Bunlar da bunu işaretleyip kaydedersiniz ve bu şekilde vaka kaydedilmiş olur. O zaman buradaki üç kısım zaten inaktif olacak. Başlangıç tedavisi, vakayı aldınız, normal kaydını yaptınız, her şey okeylendi. Artık bir ön tedavi yapacaksınız.
Bunu şöyle düşünün. İşte bir minik kırığı geldi size. Geldikten sonra siz ne yaptınız? Tedavi olarak işte strip kronine restore ettiniz. Uygulanan tedavi nedir? Strip kronine restorasyon. Tedavi notları işte uygun boyutta strip kron seçildi. Buna uygun şekilde estetik olarak yerleştirildi. Ondan sonra herhangi bir problem yok. İşte kaydı koyduysanız kaydı, dişin kendisiyle yapıştırdıysanız o kırık parçayla onu yaptım. Ondan sonra o başlangıç tedavisinde fotoğraf ve radyografilerini koyup kaydet diyorsunuz. Tabii bu başlangıç tedavisi her vakada gerekli olmayabiliyor. Veya dediğim gibi hani yapılmasına ihtiyaç yoksa bu kısmı zaten yoktur işaretleyip kaydetleyip geçiyorsunuz. Ondan sonra kontrol seansları bundan sonraki aşamada bu vakayı tabii belli aralıklarla kontrol edeceksiniz. Her geldiğinde evet bir tarih ne yaptığınız, tedaviyle ilgili notlarınız, bazen işler yolunda gitmeyebilir, onları yazabilirsiniz. Ve bunu da danıştığınız, gösterdiğiniz, onay aldığınız öğretim üyesinin ismini seçip burada kaydediyorsunuz. Burada tabii her kontrol seansında mümkün mertebe bazen gerekmeyebilir. Bir fotoğraf ve radyografi kaydı var ise bunları da buraya ekliyorsunuz. Burada vaka geçmişi bu şekilde diziliyor. Ve en son nihayetinde bazı vakalar tabii çok uzun vakalar olabilir. Çok daha kısa vakalar olabilir. Ama bir yerden sonra vaka artık tamamlanmış olur. O zaman da vakanızın tarihini seçtikten sonra başarılı bir şekilde tedavi edildi. Varsa bir açıklamanız, onaylayan öğretim üyesi bunların hepsinin onayı öğretim üyelerine tek tek düşecek. Ondan sonrasında vaka kaydı tamamlıyorsunuz. Ancak vaka hasta gelmedi, başka bir şehre taşındı veyahut başarısız olduğunuz diş çekimi yapıldı. Bunun gerekli açıklamasını yapıp bunu işaretledikten sonra gene öğretim üyesi onayına gönderebilirsiniz. Şimdi buradaki bazı sekmeler daha var. Bunlar tüm hasta listelerinin görüldü. Bunları siz görmeyeceksiniz. Bu vaka listesi sadece öğretim üyelerinde ya da işte süper ve en üst seviyede kontrol eden olarak bende gözükecek. Bu şekilde yani burada her şey sizde aynı şekilde çıkmayabilir. Onun için şaşırmayın diye söylemek istedim. Ve bu şekilde ben kaydı sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yine arada tabii ki programla ilgili bazı sıkıntılar ortaya görürseniz lütfen bilgi verin. Hani en kısa zamanda bu tür eksiklikleri giderelim ve bu programla olan işimiz bitsin. Tekrar iyi hafta sonları. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.